kilit fonksiyonlarından biri olan RFSE fonksiyonunu bu videoda inceleyeceğiz. RFSE fonksiyonu İngilizce Excel'de isref fonksiyonu olarak kullanılır. Eğer İngilizce Excel kullanıyorsanız ve İngilizce Excel yayınları takip ediyorsanız bu tür fonksiyonlara, eBoşsa RFSE gibi fonksiyonlara is function deniyor. Türkçe Excel'de ise bunlara dır fonksiyonları adı veriliyor. Biz bu dır fonksiyonlarından RFSE'yi ilk olarak incelemeye başlayalım. İlk önce ref mantığını, yani referans mantığını anlamamız gerekir Excel'de. Eşittirle başladıktan sonra gidip herhangi bir hücreyi seçerseniz bu bir referanstır. Bunu formül içerisinde kullanmanız da bir referanstır. Mesela A2 hücresindeki değeri ben seçtim. Boş da olsa Enter'a bastığım zaman bana bir değer veriyor. Ben bunu RFSE içerisinde kullanırsam, yine değer olarak kullanırsam doğru değerini verecek. Yani RFSE sonucu doğru olarak gelecek. Burada şöyle bir şey de yapabilirsiniz. A2'den A500'e kadar bir aralık seçersiniz. Bu da bir referanstır. Veya şöyle yapabilirsiniz. Bu hücreyi dolu olarak düşünebilirsiniz. Gelip D5 hücresindeki değeri seçersiniz. Yine doğru gelir. Bu içerisinde herhangi bir değer barındırmayabilir. Barındırabilir. Bunun sonucu değişmeyecektir. Çünkü bir referans hücredir. Sonucu da doğru olarak gelir. Ancak şöyle bir şey yaparsak, RFSE fonksiyonunu açarak içerisine biz bir metin değeri girersek mesela. Ben buraya yukarıdaki değerin aynısını yazacağım. Haruncan'a yazdıktan sonra parantezi kapatacağım. Sonucun yanlış olarak döndüğünü göreceğim. Aynı şekilde gelip RFSE fonksiyonunu açarım. Burada bir matematiksel işlem yapıyoruz diyelim. 52 artı 25. Peki bu ne değeri döndürecek bana? Yanlış değeri döndürecek. Çünkü referans hücre kullanılmamış durumda oluyor. Peki hocam bana bu ne katacak? Ben bunu ne gibi işlemlerde kullanacağım? Değerin bir referans olup olmadığını araştırmak isterseniz Excel'de bir mantıksal değer içerisinde şöyle. Eğer derseniz E5 hücresindeki değer doğruysa noktalı virgül derseniz ki işte bu bir referans değeridir. Olmadığı durumda değildir dersiniz. Aşağı doğru çektiğinizde de zaten yanlış yeri çekersen böyle olur. Burada çekmemiz gerekiyor. Bu bir referans değerdir değildir şeklinde sonuçlar buraya gelecektir. Excel bilgi fonksiyonlarından biri olan RFSE'yi bu videoda inceledik. Tekrar edelim. İngilizce Excel kullanıyorsanız isref fonksiyonu olarak bunu kullanıyorsunuz. Eğitimi beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Kanala abone olarak bize destek verebilirsiniz ya da maddi imkanınız varsa katıl desteklisi olarak da bizi destekleyebilirsiniz. Sonraki videoda farklı bir konuyla görüşmek üzere.